Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni Kuşağı'nda son saat dilimiyle karşınızdayız. İki kentte dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele var. Bu saate de orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri alarak başlayacağız. Bağlantılar yapacağız. Bağlantı noktalarımızdan biri Çanakkale. Şiddetli rüzgar yangının söndürülmesini güçleştiriyor. NTV ekibinden Osman Terkan orada. Hatay'da da alevlere havadan ve karadan müdahale sürmekte. Orada da Baran Bila haber nöbetini sürdürüyor. İlk olarak Çanakkale'ye uzanalım. Osman Terkan'la konuşalım. Osman, 24 saattir süren bir yangından bahsediyoruz. Nedir son bilgiler, son durum? Kontrol altına alınabildi mi? Hayır, ne yazık ki yangın kontrol altına alınamadı Ahmet. Arpat ve zamana karşı bir yarış veriyorlar. Şu anda orman işçileri ve bulunduğumuz yer Kemal Köyü. Dün köy tahliye edilmişti. Sabah saatlerinde ekipler çalışmalarına başladılar. Yangın kontrol altına alınacak gibi oldu ama öğle saatlerine gelindiğinde zaman sert rüzgar yüzünü gösterdi ve saatte 50 kilometre hızla esiyor. Şu anda bakın çabayı görüyorsunuz orman işçileri. Bu köyün, bu alevlerin köye ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Dakikalar önce aslında bu alevler yamaçtaydı ama yüzlerce metre ilerledi rüzgarın şiddetiyle. Bakın ekinlerin bulunduğu tarla, samanlar, onlar hızla alev aldı ve ağaçlara sıçradı. Yerleşim yerlerine sıçradı alevler. Şu anda da yoğun bir çaba var. Arazözler bölgeye sevk edildiler. Çok sayıda arazöz ve hortumlar çekiliyor. İşte o hortumlarla buradaki yanan tarla söndürülmeye çalışıyor ki alt tarafta bir başka köy daha var. İşte o köyünde tahliye işlemi gerçekleştirilecek ilerleyen dakikalarda. İş makineleri yine tarlaya girdi ve buraya bir set açmaya çalışıyorlar. İki iş makinesini görebiliyorum. Tabii havadan da müdahale var. 8 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı bölgede dünden bu yana alevlere müdahale ediyorlar ama ne yazık ki henüz alevler kontrol altına alınabilmiş değil. Aslında şu anda Cumhurçatkaya'nın bakın görüntü aktardı o tepe. Orası ormanlık alandı. İşte alevler o bölgeden geldi. Alt taraftan yamaçtan hızla tırmandığı yamacı ardından ekipler alevleri engellemeye çalışsalar da yolun karşı tarafına yani bizim bulunduğumuz tarafa atladı. Alevler sıçradı ve şu anda da bakın yoğun bir duman kapladı bölgeyi. Göz gözü görmüyor ve gün akşam oldu. Şu anda bulunduğumuz yerde sanırsınız hava karardı. Öylesine yoğun bir duman çıkıyor. Burası Kemal Köyü ve biliyorsunuz Kızıl Keçili Köyü'nde iki noktada başlamıştı. Ardından Yukarı Okçular Köyü'ne ve Yapıldak Köyü tehdit altına girdi. Alevler o bölgeye ulaşmaya başlamışlardı ve sabah saatlerinden itibaren de ekipler bu 3 noktaya yoğunlaştılar çalışmalarını. Bu bölgede yoğunlaştırdılar. Bakın alevleri görüyorsunuz. İşte az önce, saniyeler önce ekranlara getirdiğimiz o ağaçlar şu anda alevlere teslim oldu. Gerçekten de insanın içini acıtan bir manzara ortaya çıkıyor alevler ilerledikçe. Tabii tarladan bahsediyorduk. Ekinlerin bulunduğu tarladan. Samanlar yanıyordu. Ekipler o samanları söndürmeye çalışıyordu. Nedeni ağaçlara ulaşmasını engellemekti ama ne yazık ki bakın gerçekten de insanı üzen bir manzara şu anda o koca çam ağaçları yanıyor, alevlere teslim oldu. Tabii bulunduğumuz nokta Çanakkale Boğazı'na çok yakın bir nokta. Buraya helikopterler o bölgeden su alarak, yangın söndürme uçakları Çanakkale Boğazı'ndan su alarak bölgeye boşaltıyorlar ki şu anda da bölgede çok sayıda hava aracı aktif görev yapıyor. Ama öylesine geniş bir alanda ki alevler yani hangi birine yetişeceklerine şaşırıyorlar açıkçası. Şu an için çalışmaların en yoğunlaştığı nokta burası. Ve 500 hektarlık bir alan etkilenmişti ki tabii ki bu rakam giderek artıyor. Görünen manzara ortada. Şu an için ekiplerin çabası işte az önce ağaçları teslim alan o alevlerin köye ulaşması. O gördüğünüz
alevlere teslim olan ağaçların arka tarafında ki yoğun dumandan göremiyorsunuz yerleşim yerleri de vardı. Ahırlar vardı. Yine tarım arazileri var. Köylülere ait kulübeler var. Hayvanlar az önce buradan tahliye edildi. Samanlar vardı. Balyalar halinde, tonlarca ağırlığında o samanlar da alevlere teslim oldu. Bakın burada yine buğday, bir buğday tarlası. Mahsulü buraya yığmış. Bu tarlanın sahibi şu anda da o buğdayını kurtarmak için bir mücadele veriyor. İş makinesinden yardım istediler. İş makinesi de buraya o yanan samanların, alevlerin buraya ulaşmasını engellemek için bir set açıyor. Bakın şu anda bir ateş çemberinin arasında ekipler. Az önce ormanın derinliklerine doğru ilerlediler ama ne yazık ki müdahaleleri yetersiz kaldı. Arazözler, orman işçileri bir anda bölgeyi boşaltmak, terk etmek zorunda kaldı. Bakın ellerinde yapraklarla bile işte yangını, alevleri söndürmeye çalışanlar var. Bir anlamda da çaresizliğin fotoğrafı bu, görüntüsü. Hızla ilerliyor çünkü rüzgar şiddetli. Saatte 50 kilometre hızla esiyor. Bakın bulunduğumuz yere de yavaş yavaş yürüyor alevler. İşte yol kenarında dizili olan çam ağaçlarını görüyorsunuz. Bu bölgenin devamında hem ormanlık alan var hem de yerleşim yerleri. Ekipler dünden bu yana gece görüşlü helikopterler gece boyunca çalıştılar. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arazözler bölgeye girdi. Ormanın derinliklerine ilerlediler. Ama nafile. Ne yazık ki sonuç vermedi. Bu çaba, yoğun çaba, insanüstü çaba ve işte rüzgar ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor. İmkansız hale getiriyor yangını söndürmek ve görüyorsunuz ortaya çıkan manzara. Dakikalar önce burada yayına bağlanmadan önce 5 dakika önce alev dahi yoktu bizim bulunduğumuz bu tarlada, yayın yaptığımız tarlada. Karşıda gördüğümüz ağaçlar risk altındaydı ama alevler oraya henüz ulaşmamış. İşte dakikalar içinde bakın alevler her yeri teslim aldı. Yoğun dumanda gökyüzünü kaplamaya devam ediyor. Şu anda itfaiye araçları su takviyesinde bulunuyorlar ve orman işçileri de ellerinden geldiği çabayı gösterip o alevlerin önünü kesmeye çalışıyorlar. Hayvanlar tabii ki, bakın aşağıyı da gösterelim. Şimdi aşağıdan gelenler var. Orada yoğun bir çaba olduğunu görüyorum. İşte bakın köylüler, onlar da kurtarabildikleri mahsullerini kurtarmaya çalışıyorlar ama şu manzarada imkansız, şu ortamda imkansız. Zaten ilerleseniz de nefes alamıyorsunuz. Öylesine yoğun bir duman var. Bakın sırtlarında hortumlar, işte çaresizce yukarı doğru bizim bulunduğumuz alana doğru geliyorlar. Çaba gösterdiler ama ne yazık ki çabaları sonuçsuz kaldı ve koca bir alan alevlere teslim oldu ki alevler çok geniş bir coğrafyada etkili oldu. Dünden bu yana Çanakkale'nin 5 köyü tehdit altındaydı. Kızılkeçili köyünde başladı. Yukarı Okçuları etkiledi. Kemal Köyü buraya çok yakın bir nokta, yerleşim yeri. O köy boşaltılmıştı. Musalı Köyü yine yakın bir noktada. Yapıldak Köyü buraya 1 kilometre mesafede. İşte 5-6 köy alevlerden etkilendi ve köylüler çaresiz hem evlerini hem tarım arazilerini terk etmek zorunda kaldılar. Ve rüzgarın öğle saatlerinde şiddetlenmesiyle aslında söndü sanılan, söndü denilen alanlarda yeniden alevler canlandı. O alevler yürüdü, yamaçları tırmandı ve bulunduğumuz noktaya kadar ulaştı. Ardından artık fırtına derecesinde rüzgar, işte rüzgar nedeniyle de alevler koca bir köyün çevresini sardı. Şu anda Kemal Köyü alev ateş çemberinin arasında kaldı ve yavaş yavaş da ekipler, bakın tabii uzun zamandır dünden bu yana çabalıyorlar. Onlar da yoruldular açıkçası. İş makineleri tarlaya girdi. Buraya set çekmeye çalışıyorlar. Arayı bölmeye çalışıyorlar ama nafile. İşte sonuçsuz kaldı çabalar. Ne yazık ki burası koskoca bir alan.
onlarca, yüzlerce, binlerce ağaç alevlere teslim oldu. Çok sayıda köylünün ahırı, onlar da alevlere teslim oldu. Ve tabii ki şunu söylemek gerekir, bu mücadele muhtemelen gece boyunca da devam edecek. Çünkü yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil Ahmet Arpat. Çanakkale'de şiddetli rüzgar...